Kimsin lan? Kimsin oğlum sen? Kimsin lan? Ha? Kimsin? Kocasıyım. Kocası. Elif artık bir şad olmuş. Benim de nikahlı karımdır. Onu buradan kimse alamaz. Bakacağız şimdi. Hayırlı olsun. Ya ne etti bunlar? Ne vakit oldu ki? Büyük ana. Ne istiyorsun? Ya yapmayın çocuğum. Bırak. Yeter. Yeter. Yeter artık. Abi yeter. Ben kendi isteğimle geldim. Kes sesini. Kesmeyeceğim. Ben kendi isteğimle Azat'la evlendim. Çünkü onu seviyorum. Anladın mı? Çok seviyorum. Senden. Her şeyden kurtulup kaçıp onunla evlenecek kadar çok seviyorum. Sevmiyorsun. Sevemezsin. Dokunma karıma. Geri dur Aziz Aslan Bey. O el kaldırdığın kişi benim gelinimdir. Elif Şadoğlu. Elif. Hani sen bana dedin ya nerede mutlu olacaksan orada ol diye. Seni ne mutlu edecekse onu yap diye. Ben böyle mutlu olacağım. Elif. Yeter. Elif deme bana. Sus artık. Herkesin hayatını alt üst ettin. Evimizi cehenneme çevirdin. Şimdi çık git hayatımdan. Çünkü benim artık Azize diye bir babaannem yok. Azize diye bir babaannem yok. Babaanne! Hem de düşmanlarımızın önünde. Abi, sevginin ne demek olduğunu en iyi sen bilirsin. Beni en iyi sen anlarsın. Mutlu olmama engel olma. Herkese al ve git. Gidiyoruz babaanne. Miran. Gidiyoruz dedim babaanne hadi. Elif. Aziz Aslan Bey. Bunu burada yere düşürmüştün. Elif'i iğne almaya gelmiştin. Hatta
bizi tehdit etmiştin. Hatırladın? Biz namussuz insanlar değiliz Aziz Aslan Bey. Sizin yaptığınızı yapmayacağız. Bırak yere düşürüp tekme atmayı. Düşeni yerden kaldıracağız. Aynı bu eşarp gibi. Al. Anne sen yine niye bu kadar rahatsın? Ne yapayım Gönül? Karalar bağlayıp ağlayayım mı? Yoksa babaannem Elif'i Şadoğulları'nın kaçırdığını mı düşünüyor? Ama ne düşünürse düşünsün, ne yaparsa yapsın. Bundan sonra hiçbir şey için kendimi üzmeyeceğim. Nasıl olsa gelince öğreneceğiz. Sağ salim gelirlerse tabii. Elif nerede? Ne oldu? Şadoğlu konağında kaldı. Neden? Ne oluyor? Babaanne! Abi, sevginin ne demek olduğunu en iyi sen bilirsin. Beni en iyi sen anlarsın. Mutlu olmama engel olma. Herkese al ve git. Miran. Gidiyoruz dedim babanın hadi. Elif. Babaanne. Babaanne iyi misin? Sen yaptın. Sen yaptın. Hepsi senin suçun. Sen bıraktın onu orada. Sen verdin o cesareti ona. Bırak! Sen yüzünden, sen yaptın. Senin merhametin yüzünden. Senin sevdan yüzünden düştü bu hallere. Ya seviyorum dedi, evlenmiş. Ne? Hayır, kandırdılar onu. Elif onu sevmez, sevemez. Bu aile bir tane düşmanına aşık yeter. Onun verdiği zarar yeter. Babaanne yapma böyle. Nereden bilecektik böyle olacağını? Susmayacaktın. Susmayacaktın. Benim dilimin lan olduğu yerde sen konuşacaksın. Tutacaktın kolundan saçını geçirecektin. Ama sen ne yaptın? Durdun. Niye? Bunun yüzünden. Bunun alınmış bir intikam olduğunu unuttun. Sen her şeyi, herkesi unuttun. Herkesi. Şimdi Elif ellerinde. Sen buna ne ettiysen, onlar da ona onu edecek. Neden? Kendine gel be kadın! Kendine gel! Bana dediler ki, senin ciğerini sıkacağız. Sıktılar. Benim ciğerimi sektiler, sen de seyrettin. Seyrettin. Senin yüzünden.
her şey. Yanlışım var Azize Hanım. Asıl suçlu Reyyan. Elif'i Azat'a o gönderdi. Yenge, senin dediğini kulağın duysa ne demeye çalışıyorsun? Karna sor, o daha iyi biliyor. Doğru mu? Sen mi? Hayır, ben yapmadım. Ona sen cesaret vermedin mi? Ben cesaret vermedim. Ben Elif'in Azat'ı sevdiğini biliyordum. Hatta Sultan Hanım'la konuşurken duydum. Sonra Elif itiraf etti, ben de dinledim. Ama Elif'i ben göndermedim Miran. Madem biliyordun, sen niye konuşmadın? Sence niye konuşmadım? Elif'in hali hiç iyi değildi. Benimle derdini, sevdasını paylaştı. Size söyleseydim hepten beter olacaktı. Ona doğru yolu ben gösterdim. Azat'la olmaz dedim. Londra'ya gitmeye nasıl ikna oldu sanıyorsun? Onu ben vazgeçirdim. Elif Azat'tan vazgeçmişti. Ama belli ki sen onu doğru yoldan çevirdin. Sen bizim ailemizi dağıttın. Sen yedin Elif'in başını. Gitmesine yardım et. Sen de durup seyrettin. Yeter Azize, yeter. Bağırma evlatlarıma. Yakma canlarını. Yaş aldıkça insan durulur derlerdi ama sen daha da kötü olmuşsun. Katran bağlamış kalbin. Benim bir kusurum var mıdır diye düşünmeden etrafındakilere saldırırsın. Rabbim sana insanlık versin. Torunlarıma kabahat bulacaksın. Torununu bu evden ne kaçırdı onu bir düşün hele ha. Sen de bu kadınla yaşaya yaşaya ona benzemişsin. Allah affetsin seni de. Sen kimsin lan, sen kimsin? Sen benim yaşadığım acıyı nereden biliyorsun? Ben biraz önce o abladı canımı bıraktım. Canımı! Senin ne adına bana karışıyorsun? Babana yeter! Yeter! Anneannemle böyle konuşamazsın. Anneanne, kusura bakma. Sen bize biraz müsaade eder misin? Esma ana. Senin bütün garezin bana hem yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Sizin hepinize yazıklar olsun. Ben sizi düşündükçe siz düşmanımdan önce canımı alıyorsunuz. Yazıklar olsun. Miran'ın aklına, Elif'in kanına girerken istediğin bu muydu, ha? Bu muydu? Bana boşuna sevinme. Ben daha ölmedim. Ya Allah aşkına sus! Sus! Yalanla ne yaptığını gördün değil mi? Sen ne biçim bir insansın? Sen ne biçim bir anasın ya? Yaptığın kötülükler yükleyecek kurban arıyorsanız o ben değil. Biz değiliz. Yazık. Suçlu arıyorsun ya. Hiç boşuna arama. Çünkü tek suçlu sensin babaanne. Elif senin öfken kaçırdı. O kadar korkuttun ki kızı. Düşmanından medet umdu, düşmanından. Karşısına çıkanı sevda sandı. Sen yaptın Azize Aslan Bey, sen. Ha benim de suçum var. Ama benim tek bir suçum var. O da Elif'i senin ellerine bırakmak. Ben onun gitmesi için hiçbir şey yapmadım. Reyhan, ben yapmadım diyorsan yapmamışsındır, bitti. Benim sana güvenim tam. Ama söylemen gerekirdi. Ben ne bileyim bu kadar gözünü kararttığını, aşık olduğunu ben bilemedim. Demek
gidecek ki zaten. Böyle bir şey yapacağı benim aklımın ucundan geçmedi Miran. Ben bilsem, anlasam sana söylemez miyim? Ne olursa olsun benim bilmem gerekirdi. Çünkü eğer ben bilseydim bunların hiçbiri olmayacaktı. Bilemedim böyle olacağını. Ama bildiğim bir şey var. Azat abim Elif'in canını yakacak, ona zarar verecek, onu kıracak hiçbir şey yapmaz. Nereden biliyorsun? Tanıyorum onu. Onun ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyorum ben Miran. Belli ki onun da gönlü Elif'e düşmüş ki böyle bir şey yaptılar. Sen Azat'ın Elif'i gerçekten sevdiğine inanıyorsun yani. Öyle mi? Çünkü ben inanmıyorum ben. Sen de ben de Azat'ın bunu niye yaptığını çok iyi biliyoruz. Bilmiyorum Miran. Neden yapmış? Bir Şadoğlu olduğunu ispatladın oğlum. Kimsenin yapamadığını yaptın. Aslan beylerden intikamımızı sen aldın. Sen neyin intikamından bahsediyorsun dede? Ya şu kızın bir haline bak. Nasıl perişan olduğuna bir bak. Elif Aslan beylerden almış bir intikam değil. Benim nikahlı karımdır. Herkes onun bir Şadoğlu gelini olduğunu bilecek. Sevecek, sayacak. O kız senin amcanın hayatına kastetti. Baba Allah aşkına ya. Bu evde benim iki tane gelinim var. Biri anandır, biri Zehra. Başka da gelinim yok. Ya baba bunlar nasıl laftır? Elif! Azat, dur hele. Hazar Bey. Ben diyeceğimi dedim dede. Bırak kolumu. Kimse onu üzmeyecek. Herkes ona iyi davranacak. Elif kendi evinin rahatını hissedecek. Yabancılık çekmeyecek. Elif. Korkma kızım. Korkma. Benim babam böyledir işte. Eser, gürler. Ama sen yalnız değilsin ha. Bak Azat var. Ben varım. Zehra var. Beni bir baba gibi gör diyemem sana ama... Dost say. Sakın çekinme. Ne olur bana şefkat göstermeyin. Ben bunu hak etmiyorum. Babanı sakla. Siz ölüyordunuz benim yüzümden, benim elimden. Şşş, kızım. Sen bir hata ettin. Korkmuştun. Ben senin ettiğinden çok daha büyük bir kötülük ettim. Seni bu yalanın içinde yaşamaya hapsettim. Ama şimdi evladım yaşındaki gencecik bir insandan hayat dersi almış oldum. Sen benden daha cesurdun. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Bizim senin aramızdaki mesele bitti gitti artık, anladın? Madem aileyiz, ben nasıl ki Reyhan'ın orada zarar görmesini istemiyorsam... ...senin de burada üzülmeni hiç istemiyorum. Ben çok teşekkür ederim size. Müsaaden olursa sana bir şey sorayım. Kızım, sen gerçekten sevdalı mısın Azat'a?
Peki Azat? Azat benim ona olan aşkımı bilmiyor. Nasıl? Peki aşağıda söylediklerin? Ailemin gitmesi için söyledim. Miran abim öfkelidir, hırsıdır ama Sevda'ya saygısı vardır. Eğer sevdiğimi söylersem gideceğini biliyordum. Kızım yoksa siz? Elif, yoruldun. İstersen seni odaya... odana götüreyim. Kızıma da rahat versin. Birbirimize söz verdik Miran. Her şeyi konuşarak çözecektik. Miran susma ne olur. Neden Azat abinin bunu niye yaptığını biliyorum dedin? Çünkü benden intikam alıyor. Sen ne kadar kabul etmesen de Azat sana hala aşık. Ve o adam şimdi Elif'in kocası oldu Reyhan. Erban'a söyleseydin. Ya Azat abim böyle bir şey yapmak istese niye Elif'e nikah kıysın? Babaannenin sözleriyle hareket etme. Bir kendin düşün, bul. Böyle yapmak istese niye kıysın nikahı? Hem ona söyleseydin diyorsun, tamam haklısın. Ama söyleseydin de değişecekti. Sen şimdi olanları engellemiş olsan bile başka zaman başka şekilde yine olacaktı Miran. Elif oraya zorla değil, kendi isteğiyle gitti. Azat abimi sevdiği için. Reyhan. Elif de benim gibi anasız babasız büyüdü. Ama o ben gibi değil. Çünkü babaannem onu her şeyden sakındı. Uzak tuttu. Onun dinlediği masallar, benim dinlediğim masallar gibi değil. Kötülük nedir bilmez. Düşmanlık nedir bilmez. Savaşmayı hiç bilmez. Şimdi o büyüdüğü korunaklı yerden çıktı bambaşka bir yerde bir başına. Ve kendisini sevmeyen bir adamla birlikte. Zarar görecek. Ve en zarar görecek. Bana inandığın gibi sözlerime de inan. Azat abim Elif'e asla zarar vermeyecek Miran. Azat abim o eli tuttuysa belli ki her şeye rağmen birlikte olmaya karar vermişler. Bak bizim gibi. Biz değil Reyhan, biz değil, anlamıyorsun. Aynı şey değil. Bu söylediklerin olurdu ama ne zaman olurdu biliyor musun? Eğer Azat Elif'i sevseydi olurdu. Ama sevmiyor. Sevmeyecek. Nereden biliyorsun? Senin o mücadeleyi bilmiyor dediğin Elif herkesten daha güçlü. Babaannesine rağmen sevdasının peşinden gidecek kadar mücadeleci Miran. Böyle bir sevda her şeyi değiştirir. Belki Elif sayesinde Azat abim de sevilmeli nasıl bir şey olduğunu görecek. O da karşılık vermek isteyecek. İnan bana Miran. Bir şans ver onlara. Babaannenin etkisinde kalmadığın her an gerçeklere daha yakınsın. Bu hep böyle oldu. Bu sefer de öyle olacak. Olur, inan bana. İstediğin yere geçebilirsin. İstediğin gibi davranabilirsin.
senin odan. Yani oda işte, beğenmediysen değiştirebilirsin de. Nasıl istiyorsan öyle davran. Aç mısın, bir şeyler hazırlatayım sana? Yok, yok istemiyorum. Başka bir şey ister misin yani? Hani banyo falan yapmak istersen. Hani Elif, yani demem o ki evinde gibi davran. Azat, bunu yapmak zorunda değilsin. Ney? Çabanı görüyorum. Zorlama. Biz konuştuk bunların hepsini. Hiçbir şey değişmek zorunda değil. Bu bir ortaklık. Daha önce arkadaş olduğumuz anlardan bir farkı yok. Tabii ki konuştuk, arkadaşız yani. İyi tamam, hadi sen dinlen öyleyse. Azat. Sence biz doğru mu yaptık? Yani bu yaptığımız işe yarayacak mı? Elif bak, eğer pişmansan... Hayır, pişman değilim. Ama sadece bu yaptığımızın işe yaramasını istiyorum. Sana daha önce de söyledim. Ben sana gerçek bir evlilik vaat etmiyorum. Yani... bizim gerçek bir evliliğimiz olmayacak. Ben sana aşık değilim. Seni mutlu edemem. Sana koca olamam. Seni sevemem. Ben sadece rey. Ailelerimizi yani, ailelerimizi korumak için. Tüm bunların farkındaysan ve eminim diyorsan... Eminim. Ben de ailelerimizi korumak için yapıyorum. Bu intikam bitsin istiyorum. Böyle bir şey yaptık diye ben senin huzursuz olmanı, üzülüp ağlamanı istemiyorum. Sen büyük bir fedakarlık yaptın. Eğer pişman değilsen bu yaptığımız işe yarayacak. Yaramak zorunda. Neyse hadi sen düşünme şimdi bunları, dinlen biraz, tamam? Bütün bunların sebebi sensin Miran Şadoğlu. O ateş bende düştüğü yeri yaktı. Ama ben de Şadoğullarını yakacağım. Elif'i onların kanlı ellerine bırakmayacağım. Elif nasıl böyle bir şey yaptı aklım almıyor. Ama ortalık falan karışacak. Babaannemi birazcık tanıyorsam yapabileceklerinden korkuyorum. Fırat! Adamları topla, gidiyoruz. Elif bu gece o konakta uyumayacak. Torunum evine dönecek. O konağı yıkacağım. Taş üstünde taş kalmayacak. Yarın Midyat'ta Şadoğullarının cenazesi kalkacak. Kana, yapma. Elif'i düşün. Babaanne sakın. Daha büyük olaylar olursa ne hale gelir? Sana söz. Yarın gidip alacağız Elif'i. Siz delirdiniz mi? Sabaha kadar neler olur biliyor musunuz? Babaanne.
Ben seni çok yanlış tanımışım. Senin ananın acısı hala ciğerinde sanmıştım. Dişah için yanan bir benmişim. Ben. Aynını Elif'e yapacaklarını bile bile... ...onun Şadoğullarını kanlı ellerine bırakıyorsun ya. Senin yüreğin çoktan soğudur. Yeter! Sus! Ben bu işi böyle bırakmayacağım. Ya git gerekeni yap... ...ya çekil önümden ben ne gerekiyorsa yaparım. Elif'i gidip oradan ben alacağım, ben! Can! Miran! Miran dur! Miran! 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 Gitme! Babaanne sana hata yaptırıyor. Onların sevdası. Onların sevdası diye bir şey yok Reyhan. Hadi anlamıyorsun. Yok öyle bir şey. Eğer bu kapıdan çıkarsan bunun bir daha dönüşü olmayacak. Üstelik bu sefer düşmana değil, kardeşine yapacaksın. Elif seni asla affetmez. Gitme. Mecbur olur. Değilsin. Değilsin, mecbur değilsin. Azize Hanım senin yaranı nasıl kanatacağını iyi biliyor. Azıcık, ufacık bir kabuk bağladığında yeniden deşiyor onu. Anlamıyorsun yani, anlamıyorsun. Ben mi anlamıyorum ya? Ben mi? Sana kavuşmak için her şeyle, herkesle mücadele eden ben mi anlamıyorum? Sen bizim kavuşmak için ödediğimiz bedelleri Elif'e mi ödeteceksin şimdi? Bak orada Gül var, annem var, karnında kardeşim var, herkes orada. Ben senin bireysel kimseye zarar vermeyeceğini biliyorum. Ama ya savaşta biri zarar görürse? Sen bunu pişmanlığıyla yaşayabilecek misin? Keşke demiyor musun sen? Eğer şimdi gidersen ileride çok daha büyük pişmanlıklar olacak. Telafisi olmayacak pişmanlıklar. Yapma Miran. Ne olur duyma babaanneni. Reyhan. Ben... Ben sana yaptım. Kötülüğü daha iyi anlıyorum şimdi. Sadece sana değil... ...aslında ailene de yaptığımı. Bunlar da şimdi benim olduğum gibi... ...babaannem gibi paramparça olmuştu. Ben değilim Miran. Konu biz değiliz ki. Biziz. Reyhan, benim. Çünkü benim yaptıklarım yüzünden herkesin hayatı alt üst oldu. Bak. Şimdi de Elif'inki. Reyhan. Benim bunu anlamam için aynı şeyi mi yaşamam gerekiyordu? Bunu bize yapma Miran. Kendine yapma. Biz sınavımızı verdik. Tamam, hala sınanıyoruz belki. Ama her şeye rağmen birlikteyiz. Niye onlar da olmasın ki? Demek ki olabiliyor. Ha? Hem Azat abim... Azat abin... ...benim kadar acımasız... ...nefret dolu değil. Değil mi? O muydu diyeceğin? Azat abim çok sevildi Miran. İki aşiretin de tek erkek torunu o. Annesi, babası, dedeleri, akrabaları, herkes çok sevdi onu. O ne nefret dolu masallar dinledi... ...ne de anasız babasız kaldı büyürken.
Ben bunca acıdan sonra yaptığım hatanın bedelini ödedim sandım. Hesabı soruldu. Cezamı çektim sandım. Ama bitmemiş Reyhan. Çekmemişim. Bak. Şimdi bütün bunları bu yüzden yaşıyorum. Bu bir bedel değil Miran. Elif senin cezan da değil, sınavın da değil. Ama canın sıkıldığında oradan alıp buraya koyabileceğin bir eşya da değil. Eğer kendi dönmek istemiyorsa yapacağın hiçbir şey yok. Tamam. Belki de haklısın. Asat ona bir kötülük etmeyecek. Öyle. Benim gibi seni ortada bırakıp çekip gitmeyecek. Ama Elif orada mutlu olmayacak. Çünkü kabul edilmeyecek. Çünkü o babam gitti. Çünkü o Azize Aslan Bey'in torunu. Her şeyden önemlisi Azat Elif'e aşık değil Reyhan. Azat Elif'e aşık değil. Ben şu anda bunun orada ne halde oldu düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Dönmeyecek değil mi? Dönmeyecek. Bırak kalsın o zaman Miran. İnsan kendi tecrübe etmeden anlayamaz. Sen haklı olsan da bunu ona anlatamazsın ki. Yapma böyle. Ben konuşayım ister misin? Hem Azat abimle hem Elif'le. Yok ama sıraya. Seni göndermem oraya. Bu konuda ısrar etme olur mu? Sen de gel. İyiyim ben. Hadi evimize dönelim. Gitmek istemiyorum Reyhan. Benim evimmiş gibi gelmiyor artık. Sanki bütün duvarları yalanlarla kaplı. Dokunursam bulaşacakmış gibi geliyor. Yeniden yanlış yapacakmışım gibi. Hem senin evin bendim. Ben oradaysam oraya da ev yapabiliriz değil mi? Gerçekleri öğrenmek için kaçmayacağız, savaşacağız Miran. Pes etmeyeceğiz. Hem anneannemiz de var artık orada. Niye bakıyorsun öyle? Yanımdasın Reyhan. Sen benim evim misin? Yoksa kaybolurdum ben. Bütün bunlarla başa çıkamazdım. Vallahi Cihan'ım ne yalan söyleyeyim. Ben senden de Azat'tan da umudu kesmiştim. Ama oğlan öyle şırrak diye evlilik defterini çıkarttığında var ya... ...yemin ederim yüreğim duracak, kalbim duracak zannettim. Öyle heyecanlandım ya. Gene benim yakışıklı kocamın dediği mi olmuş? Yani Hande Hanım çok şükür her şey istediğimiz gibi oldu ama... ...ben bir şey yapmadım. Yani yapacaktım. Ama bizim oğlan bizden önce davrandı. Reyhan'a olan ilgisinin bu işi er ya da geç çözeceğini biliyordum. Neyse. Ötesi berisi beni ilgilendirmez. Azat Elif'le evlendi mi? Evlendi, o bana yeter. Yani evlendi ama ben de evladımı tanırım. Bu asla bir gerçek evlilik olmayacak. Sen şu kaynana meselesine kendini kaptırmadan önce bu meseleyi çözmemiz lazım bizim. Ne diyorsun sen? Ne demek gerçek evlilik olmayacak? Ya Azat tanımıyor musun sen ondan? Ben tanıyorum. Anlasana işte. Ya yan yana yatmayacaklar. Ha? Sen ne diyorsun canım ya? Bu Azize karısı bunu bile bile bu kızı bu konakta nasıl tutar? Bak Azize bu konakta ne yaşandığını asla bilmeyecek. Bunu da biz halledeceğiz karıcığım, tamam? Cihan. Buyur baba. Handan. Ne öyle fısıldaşırsınız? Azat'ın dün mevzusunu konuşuyorduk baba. Çocuklara şöyle anlaşandı. Biz bu kızı Azat'a karı olsun diye almadık.
Azze'nin ciğerini sökmek için aldık. Yani bir de kalkıp şimdi anlı düğün mü yapacağız? Olmaz. Ya babam, işte tam da bu yüzden anlı şanlı bir düğün yapmamız lazım. Hem Elegün'e karşı hem de Azize karısına karşı Elif'in Şadoğlu olduğunu göstereceğiz. Kimseye bir zarar vermeden Azize'nin ciğerini kanatmaya devam edeceğiz. Can, kapatalım bu meseleyi. Yok baba. Cihan düğün meselesinde haklıdır bence. Neyi haklı be? Bu kız senin canına kastetti. Ya ben evladımı kaybediyordum, evladımı. Ya kazaydı baba, kaza. Kızın bir günahı yok, korkmuştu. Ya sen Azize karısını Reyhan'a yaptıklarını unuttun mu? Unutmadım elbet. Peki sen Reyhan'a ettiklerinden duyduğun pişmanlığı unuttun mu? Yapma baba. Aynı hataları günahsız bir kıza yaşatma. İkinci bir Reyhan yaratma. Benim derdim Azize intikam falan değil. Madem böyle oldu, bize yaşatılan acıları biz başkalarına yaşatmayalım. Çocuklarımıza adına yakışır bir düğün yapalım. Ya hala şaşırıyorum. Azat ağam da hiç çaktırmadı ama değil. Nasıl alttan alta yürütmüş? Yalan diyemem tamam, Elif'in halini acıdım ama... Aslan beylerin de Reyhan'a ettiklerini bir noktada anlamaları gerekiyordu. Melike, kızın bir suçu günahı yoktur. Yazık, ürkek de bir şeye benziyor. Doğru diyorsun. Ama Reyhan'ın ne günahı vardı ablam, he? Yine de üzülüyorum. Yani Elif iyi bir kız çünkü. Hani... İnsan evladı derler ya, ya belli suratından. Ya nasıl olacak? Azize karşısına rağmen nasıl yapacak bunlar? Ben nereden bileyim Melike? Allah yardım etsin diyeceğiz. Başka çare yok. Yeter artık, yeter. Kesin sesinizi. Hayırdır Hanife? Sendrom mu oldun kız sen? Aram tükendin mi? Vay! Senin gıybet kotan mı doldu yoksa? Var başımıza taşlar yağacak. Hayır, sana yıl sonuna kadar yetecek malzeme çıkmış. Sen az önce bize kesin sesinizi mi dedin? Bak vicdana geldi desem, yok anam. Ne arar bunda vicdan? Kendi kendini yıkayan, toplayan, kaldıran masa icat edilmedi henüz. Burada böyle oturup boş boş laklak edeceğinize... çıkın salondan boşları toplayın getirin, hadi. Şey olmadı bu. Hiç. Sen de bir şey yememişsin. Canım istemiyor. Gelin bohçamızı getirdim. Hadi oğlum sen çık, babam bekliyor seni. Biz de biraz Elif'le konuşalım. Sonra konuşursunuz anne. Elif şimdi biraz yorgun. Gelinimle konuşamayacak mıyım Azat? Adettendir. Kızın üstü başı bile yok. Haydi çıkalım sana. Anne bak, Elif'in canını sıkacak bir şey dersen. Şadoğullarına hoş geldin kızım. Öyle biraz apar topar oldu tabii ama sen kaçınca... düşündüm ki üzerine bir şey getirememişsindir. Ama hiç dert etme, üzülme. Bak ben bu bohçayı bir de daha nicelerini... Azat doğduğundan beri bir gün gelinime veririm diye hazır ettirdim. Bunun içinde gecelik var, terlik var, havlu var. Bu gecelik idare et. Yarın alışverişe çıkar, gönlün ne istiyorsa hepsini alırız. Azat gel hele. Seninle babam gibi değil mi? İki arkadaş gibi konuşalım biraz. Kızım gel. Biz seninle kaynana gelin gibi değil, ana kız gibi konuşalım.
Elif, ben senin Azat'a nasıl baktığını gördüm. Sen şimdi yok diyeceksin bana ama deme kızım. Bizim de gönlümüzde sevda akışladı. Aşk nedir? Nasıl baktırır? Nasıl can acıtır? Biliriz. Oğlum biliyorum. Sen bu kızı sevdalanıp da almadın. Bu evlilik yapılırsa Reyhan o konakta ailemiz de yerinde güvende olur dedik de aldın. Çok büyük fedakarlık yaptın. Bak kızım. Babaannen eğer senin Azat'la gerçek bir evlilik yaşamadığını anlarsa seni almak için elinden gelen her şeyi yapar. Ama yok, siz bu evlilik gerçekmiş gibi gösterirseniz o zaman her şey değişir. O zaman babaannen ne Azat'a ne bu aileden hiç kimseye ne de Reyhan'a zarar veremez. Ancak bu evliliğin gerçek olduğunu, Elif'in dönmeyeceğini anladığında bu işin peşini bırakacak Azize. Yoksa Elif'i alana kadar her şey yıkar geçer. Sen benim de Azat. Bak bu dört duvar arasında ne yaşarsanız yaşayın, o sizi ilgilendirir. Ama bu kapının dışında karı koca olacaksınız oğlum. Reyhan'ın da, ailenin de güvende olması için bu şarttır. Bu evlilik gerçekmiş gibi davranacaksın. Ki babaannen dursun. Bu savaş dursun. Haydi bakalım. Bir şeyler ye de aç kalma kızım. Sürelim o zaman. Azize. Kendi cehennemine odun taşıdın. Nasılsın Azize? Sağlığın sıhhati yerinde mi? Ne istiyorsun Nasuh? Ha? Bana nispet vermek için aradıysan boşuna heveslenme. Güldüğün günler sayılı. Bizim yaşımızda günlerimiz sayılıdır be Azize. Sana da hak veriyorum. Badireli günler atlattın. Ciğerinde fırtınalar kopuyordur şimdi. Aman sağlığına dikkat et ha. Seninle karşılıklı oynayacağız da. Sen ne diyorsun? Kaderde senin gibi uğursuz da ikinci kez dünür olmak da varmış diyorum. Nasuh, benim torunuma zarar vermeye kalkacak olursan... Yok kadın, sen ne zaman beni kendin gibi sanmaktan vazgeçeceksin ha? Bak, ben senin Reyhan'a ettiklerini Elif'e etmeyeceğim. Madem kaçıp geldi torunun, ben lütfettim. Torununa Şadoğlu soyadını verdim. Şimdi Azat da Elif'e Şadoğullarına yakışır bir şekilde anlı şanlı bir düğün yapacağım. Gözün arkada kalmasın. Hayırlı haberi benden duy istedim. Ne de olsa bir hukukumuz var Azize. Sen o düğünü yapmadan önce ben senin cenaze törenini yapacağım Nasuh. Az kaldı, az kaldı. İnşallah. İnşallah. Ha Azize. Hazır sağlığın saati yerindeyken keyfini sürmeye bak. Çünkü bu senin iyi günlerin. Of. Bir gün. Sadece bir gün. Ancak bir günü normal insanlar gibi geçirebildik. Bak gördün mü? Gerçekten tek bir günümüz varmış. O da dünmüş. Reyhan bir düşünsene. Biz şu yatağa huzurla girebilmek için, kaygısız tasasız birbirimize sarılıp uyuyabilmek için ne kadar çok bekledik. Sadece birbirimiz hakkında konuşup gülebilmek için ne bedeller ödedik. Ama yok. Her gün ayrı bir olay. Her gün yeni bir dert.
Uyurken üzüldüğümüzle uyandığımızda üzüldüğümüz bile aynı değil. Bu nedir ya? Durmuyor, bitmiyor, geçmiyor. Ya bizim sevdamız tüm bu olanlara rağmen böyle yer etti yüreğimizde. Olanlar böyle birbirimize bağladı bizi. Sadece biz değiliz ki, herkesin derdi var. Var. Var ama bunlar arada bir nefes alabiliyorlar Reyhan. Ben böyle suyun dibini boylamış gibi hissediyorum Reyhan. Şu kapıdan çıktığında acaba ne olacak diye düşünmekten yoruldum. Gerçekten yoruldum. Bak. Gecenin ortası insanlar evlerinde uyuyor. Peki biz ne yapıyoruz? Ya ben ne zaman şu hayatı yaşamak istesem ayağıma taş değil kaya dolanıyor ya kaya. E yeter. Yeter. Ben seninle mutlu olmak istiyorum. Ben ailemle mutlu olmak istiyorum. Ben seninle mutluluğa da, mutsuzluğa da her şeye varım. Sen yeter ki hep yanımda ol. Biliyorum Reyhan, biliyorum. Ben artık senin beni teselli etmeni, sürekli yatıştırmaya çalışmanı, artık sana da kendime de bunları yüklemek istemiyorum. Ben sabah karımla uyanıp dışarı çıktığımda gülen yüzler görmek istiyorum. Böyle imansız, laf sokmasız günaydınlar duymak istiyorum. Bunların bile lüks olduğu bir hayata sen daha ne kadar dayanacaksın ki? Seninle her şeye dayanırım. Bak. Biz niye sürekli bir şeylere dayanmak zorundayız? Ha? Her şey çok güzel olacak diyoruz. Ne zaman Reyhan? Ne zaman? Ben bugün çok farklı hayal etmiştim. Ya şu halimize baksana. Perişanız yine. Nasıl hayal etmiştin? Sabah senden önce uyanıp burnunun ucuna böyle minik bir öpücük konduracaktım. Böyle. Ondan sonra Esma'na da rica edecektim. Tam da kahvaltı hazırlaması için. Ama sadece ikimiz için. Bundan sonra dışarı çıkacaktık, gezecektik, alışveriş yapacaktık. Sonra otele gidecektik. Akşam yemeğimizi yıldızların altında yiyecektik. Sonra dans edecektik. Biz bugüne kadar sadece bir kez dans edebildik. Tek bir kez. Bunları yapmak için illa orada olmamıza gerek yok. Hem sen demedin mi hiçbir şeyi ertelemeyeceğiz diye? Tamam, hayat bizden çalıyor. Ne olmuş? Biz de ondan çalarız güzel günleri. Ya o tek gün, bugünse? Canımız yansa bile hayatı ertelemeyeceğiz. Keşke bu tek günde kalabilsek. Bizim elimizde.
Seni seviyorum Tolga. Ben seni daha çok. Bir rüzgar düğmesen, ayrılıklarla bizi kahreden, gözlerinde tüten bir aşktın sen. Yıllar yılı bitip tükenmeyen, çok özledim seni ben. Haykırsam göklere, artık yanımda değil benden çok seven. Dünyalar benim olsa yine de istemem. Yalnız sensin benim yüzümü güldüren.
Hazırlığınız tamam mı? Ortalık anca durulmuşken torunumu almadan gelmeyeceğiz. Büyük ana. İran. Babaanne. Ne yapıyorsun sen? Ha? Ne bu şimdi? Ne yapıyorsun dedim. Torunumu almaya gidiyorum. Böyle mi alacaksın? Olmaz. Yapacağım işin şeklini şemalini senden öğrenecek değilim. Torunumun selametini senin beş para etmez sevdana, merhametine kurban etmeyeceğim. Ha onu almaya giderken neler olur neler biter orasını bilemem. Umurumda da değil. Çek adamlarını geri. Ben gidiyorum. Elif'i ben alıp geleceğim. Kimse de zarar görmeyecek. Şadoğulları için bu endişe niye? Yoksa intikamından vaz mı geçti? Babaanne, ben şimdi oraya Elif'i almaya gidiyorum. Onu da alıp geleceğim. Bir gün intikamımı almak için de gideceğim. O zaman da intikamımı alıp geri geleceğim. Ama bunu ne zaman yapacağıma ve intikamı kimden alacağıma ben karar veririm. İyi o zaman. Kardeşini almadan gelme. Sen gelmiyorsun Fırat. Seni düşmanın inine yalnız gönderemem Miran. Olmaz. Sen gelmiyorsun dedim. Ben gidip bu işi sessiz sedasız halledeceğim. Miran, yapma. Ya orada yardıma ihtiyacın olursa? Ya sana... Tek gidiyorum dedim. Ola ki bana bir şey oldu. Bu da kadınlar yalnız kalmasın. Sen de gidersen geride hiçbir Aslan Bey kalmıyor artık. Bu çatı altındaki herkes Aslan Bey değil mi babaanne? Öyle. Ama bir eksiğiz. Eksiğimizi almadan gelme. Miran. Damda biri var. O sana yardım edecek. Miran. 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 Ne oluyor? Ne bu adamlar? Ne oluyor Miran? Ne oluyor yavrum? Yok bir şey anneannem. Böyle babaanne merkezi mi sormak istemiş. Nereye gidiyoruz? Küçük bir işim çıktı. Gidip geleceğim hemen. Tamam. Sen merak etme. Nereye gönderdin torunumu bu saatte? Seni ilgilendirmez. Beni ilgilendirir. Bana torunumu nereye gönderdiğini söyleyeceksin. Ben sana hiçbir şey söylemek mecburiyetinde değilim. Ama madem merak ediyorsun, torunumu almak için Şadoğlu'na gitti. Reyyan! Kes sesini. Ha? Reyyan! Kes sesini. Reyyan! Anneanne? Kes sesini. Reyyan! Reyhan! Miran! Reyhan! Miran! Koş! Koş! Durdur Miran'ı! Elif almaya gitti! Ay! Miran kardeşini almaya gitti. Bu sefer kafasını karıştırmana izin vermeyeceğim. Onun kafasını karıştıran sensin. Çekil yoluna. Hiçbir yere gidemezsin. Seni uyandırdı ama boşuna. Artık ona yetişemezsin. Bu kadar mı korkuyorsun? Miran ölürse ne olacak? Miran katil olursa diye hiç umurumuzda değil sizin. Bu ne biçim kardeşlik? Hepiniz isyan ediyorsunuz ama boşuna. Çünkü hepiniz korkaksınız. Korkularınız yüzünden hep aynı yere varıyoruz. Hiçbir şey değişmiyor ama ben değiştireceğim. Miran'ı senin hırslarına kurban etmeyeceğim Aziz Hanım. Bitti, onu kendi karanlığına çekemeyeceksin.
Durdurun şunu yakalayın. Geri durun. Kimse gelin yanıma karışmayacak. Hacı! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sen kim oluyorsun da benim sözümün dışına çıkıyorsun? Büyük hanım, Miranam hanıma kimse karışmayacak, kimse dokunmayacak dedi. Onun sözüdür. Kes cezamı ama ağamın sözünü çiğneyemem. Fırat! Yakala şunu! Çekil önden. Çekil! Yapma Miran. Yapma. Aşkına bak bırak gideyim. Miran bir hata yapmadan yetişmem lazım. Sen uyuma Aziz Hanım'a, dinleme onu. Miran'a yapma bu kötülüğü ne olursun. Sana diğerlerine zarar vermesin diye çıktım. Sen o adamın elini bırakmak için değil. Hadi. Abi ne olursun yapma, ben hiçbir yere gelmiyorum. Elif. Kimseye zarar gelmesini istiyorsan benimle geleceksin. Hadi. Hayır abi. Elinden gelemem. Baş aşağı bak yüzüne. Abi. Sakın. Sakın yorma. İstemediğimiz şeyler olmasın. Beni silah kullanmak zorunda bırakma. Şimdi yürü, bu senin iyiliğin için. Tamam mı? Mecbur olmasam yapmazdım Elif, hadi. Abi lütfen, ne yapayım? Abi ne olursun? Abi, abi ne olursun yapma. Bak Azat babanın Reyhan'ı almaya geldiğinde ne demişti? Reyhan benim karım, ben de Azat'ın karısıyım abi. Elif sus! Abi, istesen de istemesen de ben onun karısıyım. Ben burada Azat'la yaşamak istiyorum. Ne olursun beni o cehenneme geri götürme. Ben Azat'ı seviyorum abi. Abicim, bak sen bu yüzden yanlışa düştün. Senin Azat'ı sevdiğin falan yok. Sen o evde yaşamak istemiyorsun. Ve yaşamak istemediğin yerde yaşamayacaksın. Ben sana söz veriyorum, tamam mı? Ama senin geleceğini mahvetmene izin vermeyeceğim. Vermem. Hayır. Ben geleceğimi mahvetmiyorum. Neden anlamıyorsun? Ben Azat'ı seviyorum. Elif. İkimiz için de zorlaştırma, tamam mı? Elif. Elif. Hadi abici, hadi. Thank you.
Elif yok. Ah, Miran. Miran aldı demek. Öldüreceğim ben seni. Azat abi, Azat abi sakin ol ne olur. Azat abi indir silahını ne olur. Elif nerede? Ya bir şey diyeyim mi? Bu seni hiç ilgilendirmez. Karım o benim Miran Efendi, karım. Elif nerede? Azat, durun Azat. Durun, yapmayın ne olur. Murat, Elif'i de al git. Elif. Hayır, ben hiçbir yere gitmiyorum. Elif, Fırat'la git dedin hemen. Miran yapma. Duydun işte. Karımı buradan kimse alamaz. Ne yapacaktınız? Ha? Kaçıracaktınız ha? Sonra? İnfaz edecektiniz. Sen bizi kendi ailenle karıştırdın herhalde. Biz sizin gibi günahsızların kanına girmeyiz. Ne yaparsınız? Hı? Sahte nikahla kandırıp meydana atarsınız. Azat abi yeter! Yeter! Çekil aradan. Biz... Çekil aradan! Bak, benim ne senden ne de ailenden korkum var. Buraya kardeşimi almaya geldim. Onu da, karımı da alıp buradan gideceğim. Ben de sana alamazsın dedi. İsmet'e de gör bakalım. Ya yapmayın. Ne olur yapmayın Reyhan. Bir şey yap. Birbirlerini öldürecekler. Miran, söz vermiştim. Elif! Elif! Karımı burada kimse alamaz. Anladın? Sana tek bir söz söyleyeceğim Şadoğlu. Hemen bana torunumu vereceksin. Yoksa bu konağı başınıza yıkarım. Tek bir kişi içinden sağlam çıkamazsın. Elinden geleni ardına koyma. Karımı alamayacaksınız. O senin karın değil. Karısıyım. Sen kabul etsen de etmesen de karısıyım. Ama bu günahsız insanlara zarar vermene izin vermeyeceğim. Sen ne işin var yine burada? Sen sakın karışma. Sakın karışma. Elif benim gelinim. Esas sen karışmayacaksın. Baba tamam. Ne oluyor lan burada? Cihan! Kızım! Torunumu almaya geldim. Ben de sana alamazsın dedim. Yapmayın ya. Yapmayın yeter. Hasan. Elif. Elif arabaya geç. Sen hiçbir Şadoğlu'na ne yapması gerektiğini söyleyemezsin. O bir Şadoğlu değil. Benimle gelecek. Babaanne yeter. Elif. Madem seninle gelmemi bu kadar çok istiyorsun, o zaman beni dinleyeceksin. Tamam. Seninle geleceğim. Bundan sonra senin istediğin hayatı yaşayacağım. Sözünden bir daha asla dışarıya çıkmayacağım. Ama tek bir şartla. Elif. Bana söz vereceksin. Ben seninle pazarlığa oturacak değilim. Söz möz de vermiyorum, arabaya bin. Bana söz vereceksin babaanne. Ancak o şartla gelirim sende. Ancak o şartla bırakırım sevdiğim adamı. Sevdiğin adam he mi? Bu mu sevdiğin adam? Biraz önce gelirim dediğinde önüne geçmeyen, sen ne yapıyorsun Elif demeyen adam mı? İnsanların canını yakmayı, onları kışkırtmayı çok iyi biliyorsun değil mi babaanne? İşte tam da bu yüzden bana söz vereceksin. Aksi halde seninle gelmem. Burayı yakıp yıksan da, beni alıp götürsen de... bir daha asla senin torunun olmam. Yüzüne bakmam. Ömrüm boyunca seninle bir daha asla konuşmam. Asla sesimi duyamazsın. Elif arabaya geç. İntikamından vazgeçeceksin babaanne. Ne Hazat'ın,
ne de bu şahat oğullarından birinin kılına zarar vermeyeceksin. Ben seninle gelmeye razıyım. Yeter ki sen söz ver. Beni bu kadar çok mu seviyorsun Elif? Kendi hayatını hiçe sayacak kadar çok mu seviyorsun? Senin için senden vazgeçmem gerekirse bunu yapacağım Azat. Nasıl, ne zaman bu kadar kapıldım sana bilmiyorum. Bir önemi de yok. Tek bildiğim, seni çok seviyorum. Biran, izin verme ne olur. Bir şans ver onlara. Elif Azat'ı gerçekten seviyor. Ben kendi sevdamı kurban edemezken bunu nasıl isterim ki Elif'ten? Şimdi söyle babaanne. İntikamı mı? Yoksa babi? Amcadan yengenin haberini aldığımda abloda oturuyordum. Bir adam geldi. Kahya'ya bir şeyler söyledi. Duymadım, anlamadım ama bakışını hiç unutmam. Acıyarak baktı bana. O zaman anladım nasıl bir haber olduğunu. İçim yandı. Sonra çıkıp gittim oğlumla gelinimin cenazelerini almak için. Jandarma etrafını çevirmiş. Onlar mı değiller mi diye baktırdılar bana. Amcam başından vurulmuştu. Bir kan gölünün içinde yatıyordu. Elleri, ayakları bağlanmıştı. Dövüşememiş. Kaçamamış belli ki. Ötede yengen yatıyordu. Elbiseleri pozdu. Amcanın karısını ondan alırken belli ki onun gönlü... Yeter! Yeter, sus Allah bağırdık! Sus! Susmayacağım! Susmayacağım! Dinleyeceksin! Hepsini dinleyeceksin, bileceksin! Bugüne kadar seni incitmemek için, seni üzmemek için neyi anlatmadıysam hepsini bileceksin! Hepsini bileceksin! Yalancı! Bu ölmüş oğlunun arkasından bile yalan söyleyecek kadar aşağılık bir insansın sen! Bu kadar dibe düşer mi bir insan be? Dinleyeceksiniz. Dinleyeceksiniz. Hepiniz dinleyeceksiniz. Hepiniz. Sen de dinleyeceksin Elif. Dinleyeceksin ki benden ne istediğini belleyeceksin. Yengenin elbisesi... Sağır! 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 Yalan olmadı böyle bir şey. Olmadı! Ben gözümle gördüm, ben oradaydım. Şimdi diyorsun ki sen intikamından vazgeç, ben seninle geleyim. Bu anlattıklarım var ya, neredeyse 28 senedir her gece gözlerimi kapattığımda bunları görüyorum. Şimdi söyle Elif, nasıl vazgeçeyim? Nasıl vazgeçeyim? Sen nasıl benim torunumsan, onlar da evlatlarımdı.
Ben her şeyden vazgeçerim Elif. Ama intikamımdan vazgeçme. Ben senden vazgeçmedim Elif'im. Ama artık eminim, bu evlilik gerçek değil. Azat seninle sadece beni durdurmak için evlenmiş. Sana dokunmayacak. Seni sevmeyecek. Çünkü o da bir Şadoğlu, atası gibi. Sen sevmeye devam et torunum. Sev. Bekle. Sevilmediğini anla. Bu aşkın ateşinde yan. Yan ki sen de bir zamanlar sevdiğine, ölümüne düşman ol. Kızım. Yalan söylüyor kızım o kadın. Sen. Lan. Kızım. Olmadı ya. Miran. Abi. Sen abi. Kızım sen dur. Ben annene hiçbir zarar vermedim. Veremem. İnsan sevdiğine zarar veremez. Lan sus! Sus! Sakın sevdiğini söyleme. Sakın! Sen her karşıma geçtiğinde ben hayatımdaki en büyük mücadeleyi veriyorum. Sana zarar vermemek için bütün ruhumla mücadele veriyorum. Eğer seni şuracıkta öldürmüyorsam... Seni şuracıkta öldürmüyorsam sırf Reyyan için. Miran ne olur yapma. Baba git, git. Sen kendinden bil. Annene kötülük edip onu öldürdüğümü söylüyorsun ama... ...sırf sevdiğin kadının babasıyım diye beni öldürmüyorsun. Sen sevdiğin kadın zarar görmesin diye... ...onun babasına zarar vermezken... ...ben sevdiğim kadına nasıl dokunur? İnsan sevdiğine zarar vermez. Ama sen sevmedin. Yok öyle bir şey. Olmaz. Sen... Öldürdüğü kadını sevdiğini söyle. Kendini atlamaya çalışacak kadar. Miran, Miran yapma. Yapma, görmediğin, bilmediğin bir şey için bu yaşında sana yapmadım diye yalvaran babamı yok sayma. Sen de biliyorsun. Babaannenin sana ne büyük yalanlar söylediğini biliyorsun. Kabul edemiyorsun belki. Yüksek sesle söylemeye cesaretin yok ama biliyorsun. Hayal kırıklığı insanın en sağlam sandığı yerin kopmasıdır. Kabul edemiyorsun. Ama ya senin sandığın kadar sağlam değilse? Reyhan, bana nasıl inanayım? Ben babana nasıl inanayım? Söyle bana. Söyle! Söyle bana, ben sana nasıl inanayım? Aynı böyle tıpkı yalvararak gözlerinin içine baktım. Ben yapmadım dedim. Doğruyu söyle dedim. Beni Miran itti dedi. Ben sana yalvarırken kafanı çevirdi. Peşimde en azından sana gösterim içine bakma şansı veriyorum değil mi? Ama söyleyecek bir şeyim yok. Benim de yoktu. Şimdi söyle bana Azat Şadoğlu. Gözlerinin içine baka baka sana yalan söyleyen birine inanabilir misin? Miran. İnanmazsın. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın, inanmazsın. Sadece babaannemin söyledikleriyle alakalı değil Reyhan. Bu senin söylediğin yalanla da alakalı.
Bir an annem geldi, her şeyi anlattı ya. İkimizden de özür diledi ya. Ne yaptı? Yani Zehra Hanım olanı bize anlattı diye sen masum mu olacaksın? Sen o yalanı kendin isteyerek söyledin. Seneler önce yaptığın gibi. Şimdi yaptığın gibi. Ben sana inanmayacağım, az aşağı dolu. Çünkü ben senin beni düşürdüğün yerden hala kalkamıyorum. Biliyor musun? Dizlerimi silip geçti diyemiyorum. Çünkü sen sadece beni öksüz bırakmadın. Benim ruhumu da, çocukluğumu da, umutlarımı da öksüz bıraktın. Geçmeyecek çok şey kaldı. Ben sana asla inanmayacağım, az aşağı dur. Can. Sen inanmasan da, duymak istemesen de ben haykıracağım. Ben yapmadım. Babam, ben sana inanmaktan da, seni sevmekten de hiç vazgeçmedim. Sadece evlatlar değil, babalar da hata yapar. Ama insanın senin gibi bir babası varsa, bir hata yüzünden ona inanmaktan vazgeçmez. Ben sana tüm kalbimle inanıyorum baba. Söz veriyorum sana. Söz veriyorum, bir anda bir gün yanacak. Senin yanında annem var. Ben bir an yanında olacağım. Kızım. Seni çok seviyorum baba. Sen inanmasan da, duymak istemesen de ben haykıracağım. İnanmayacağım sana. Ben yapmadım. Miran dur. Miran. Miran. Dur, dur. Ya anla artık. Babaannenin sana ne yaptığını anla artık. Ne zaman kendi aklınla hareket edecek olsan. Ne zaman kalbini dinleyip karar verecek olsan karşına çıkıyor. Can evinden vuruyor seni. İntikam onun ruhuna işlemiş. Sana bunu yapmasına müsaade etme. Seni kendine benzetmesine izin verme. Reyhan. Babaannem Elif'i arkasında bıraktı ya. Elif'i, Elif'i. Her içinde bu kadar büyük bir nefret varsa bu kadının. Sen nasıl söylediklerinin yalan olduğunu düşünebiliyorsun? Onu bu hale getiren bir şey olmalı. Olmak zorunda. Tamam. Ne dedi babaannen? Jandarmalar geldi dedi. Eğer jandarma geldiyse illahi kayıt mayıt bir şey tutmuşlardır. Gidelim soralım. Gidelim onlara soralım bir an. Ne olursun şu gerçeği artık bulalım. Bir huzur erelim. Gidecek miyiz? Konuşmayacağım baba. Ha, konuşmayacağım mı? Ya Allah'ını seversen bir şey söyle artık. Bu Azize karısının attığı iftiralar yetti canıma. Ya doğrusu neyse hepimiz bilelim. Bak baba, aramızdan biri katil olacak artık. Ya karı Elif'i bıraktı, Elif'i kendi torununu. Niye? Nedir bu illetli geçmiş? Ne olmuş geçmişte? Ne olabilir? Hadi söyle bana Can. Bugüne kadar hangi Şadoğlu elin karısına kızına yan gözle bakmış? Abin bakacak. Ben de biliyorum abim bakmaz. Sorma öyleyse. Ya şeytan diyor ki boz yeminini, çek silahı, sık kafasına. Ah, nerede o günler? Ahret. Onun ruhunda var kötülük. Seni zehirlemesine müsaade etme. Kusura bakmak için. Ben...
Ben gerçekten çok özür dilerim. Ben böyle olacağını bilemedim. Hepinizin huzurunu kaçırdım. Elif. Ben babaannem intikamından vazgeçer sandım. Benden vazgeçmez sandım. Biz kimseden aman dilemeyiz. Ne o Azize'den ne de başka hiç kimseden korkumuz yok. Bir daha bizim adımıza asla kimseyle pazarlık etmeyeceksin. Hele düşmanla asla. Ben bir yanlış yaptıysam... Sen bir şahit olursun artık. Bunu herkes öğrenecek. Düğün dernek kuracağım. 7 düğün duyacak. Sen de Şahdoğlu soyadına yakışır bir şekilde davranacaksın bundan böyle. Elif, hadi biz gidelim. Abi. Hazar Bey. Ne oldu? Konuşabildin mi Reyhan'la? Oğlum. Reyhan babasını tanır. Böyle bir şey yapmayacağını bilir. Bırak o Aslan Bey. Neye inanmak istiyorsa ona inansın. Sen kimseye bir şey anlatmak zorunda değilsin. Az konuşalım mı Zehra? Cihan biz de biraz konuşabilir miyiz? Gel hele gel. İyi hadi yürü. Karısı iyi gece yoldan çıktı. Evet bir şey ya gece gece. Nedir anda ne oldu? Cihan'ım düğün müğün olmayacak. Bizim Azat'ı tezelden boşatmamız lazım. Ya Vandan senin ağzından çıkanı kulağım duyuyor mu? Biz çocuğu zar zor ikna ettik evlendiği için nasıl boşan diyeceğiz buna? Cihan Azize'yi görmüyor musun? O intikamdan mintikamdan caymayacak. Gene ne edecekse bize edecek. Abim yetmiyormuş gibi şimdi bir de Azat'ı mı malzeme ettirelim onun intikamına? Biz bunları niye evlendirdik? Azize bize zarar vermesin diye. E madem o plan tutmadı, o zaman bu nikahın devam etmesine de lüzum yok. Ya nasıl olacak o iş Handan? Bu çocuk bu kızı almış, gelmiş, nikaha basmış. Ben anlamam. Benim bir tane oğlum var. Onu da alıp Azize'nin hedef tahtası haline getirtmem. Cihan biz ne yaptık kendi elimizle olan Azize'nin önüne attık Cihan ne yaptık biz? Tamam anne sakin tamam sakin ol sakin. Bak telaş yapma. İstemiyorum Cihan. Git babanla konuş ikna et. Bak sen babanı ikna edemezsen ben oğlumu ikna ederim. Alsın götürsün Elif'i yerine koysun. Anlaşmalı bir boşanma yaparlar. Sonra da Azat gitsin uzaklara bir yere. Helal süt emmiş bir aile kızı buluruz evlendiririz. O da hayatını kurar. Tamam oğlumuz bizden uzakta olur. Ama en azından canı içinde kalır. Handan sen telaşından ne dediğini bilmiyorsun. Oğlunu hiç mi tanımıyorsun ya? Ha? Elinden tutup getirdiği kızı ortada bırakır mı Azat? Elinden tutmuş da sevdiğinden mi tutmuş? Bu intikam bitsin diye tutmuş. Tamam Cihan. Tamam. Madem ki diyorsun Azat Elif'e böyle bir şey yapmaz. O zaman ne yapacaksa Elif yapacak. O bitirecek bu işi. Bak Handan, ben ne babama ne de çocuklara bu konuyla alakalı tek kelime demem. Haberin olsun. Demezsen deme! Ben derim!
Sen bana bunu nasıl yaparsın Zehra? Nasıl yaparsın ya? Ben... Konağa gidip çocuklarla konuşmuşsun. Konuştum. Konuştum çünkü daha fazla suçlanmana dayanamadım. Ya ben sana etmeyeceksin demedim mi Zehra? Reyyan bilmeyecek demedim mi ben sana? Yine de benim sözümü çiğneyip gidip konuştun öyle mi? Pazar Bey ne desen haklısın ama bütün yükü senin omuzlarına bırakmaya vicdanım razı olmadı. Beni en çok ne kahretti diyeyim mi ben sana? Sen benden sır tuttun be Zehra. Ben sana söylesem sen müsaade etmezdin. Engel olurdun. Üzülmeni istemedim. Bak Hazar Bey anlamıyorsun, ben sana anlatayım. Ya sen anlamıyorsun ya, ben anlatamıyorum ya. Defalarca, defalarca sana, babama, Cihan'a, herkese ya, herkese. Kimse benden bir şey saklamayacak demedim mi? Sen böyle yaparsan onlara bir şey söyleyecek hakkın olur mu? Sen benim karımsın. Neler yaşadık biz seninle. Güldük, ağladık. Beraberce çare bulduk dertlerimize. Eskiden... Zehra, biz eskiden her şeyi paylaşırdık. Birbirimizin hem eşi hem yoldaşı olduk biz. Ne oldu bize ya? Ne girdi bizim aramıza Zehra? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Benim sana saygımın da sevgimin de bir tarifi yok Hazar Bey. Aramıza hiçbir şey girmedi. Giremezdi. Niye ettin öyle? Zehra'nın olanı bir tane anlattı diye sen masum mu alacaksın? O yalanı kendin isteyerek söyledin. Seninden önce yaptığın gibi. Üstüme atılan bu iftiradan kurtulabilmek için çırpınıyorum ben. Bir sana güvenmişim. Sırtımı bir sana dayamışım. Sen de böyle edersen, saklarsan. Keşke yardımcı olabilseydik Miran Bey. Ama dediğim gibi o büyük yangında bütün soruşturma dosyaları, hatta koca bina yanıp kül olmuş. E tabi o zamanlar bilgisayar da yok. Yedeklenmediği için resmi bir bilgiye ulaşmak pek mümkün görünmüyor. Peki bu olaya bakan görevlilerden birine ulaşamaz mıyız? O yıllarda burada görev yapan bir Ömer Asubay vardı. Ben ona ulaşmaya çalışayım. Belki ondan bir haber çıkar. Sizi haberdar ederim. Bu benim kartım. Sizden haber bekleyeceğiz. Sağ olun İlker Bey. Siz de sağ olun, iyi günler. Miran, ne olacak şimdi, ne yapacağız? Bilmiyorum Reyhan, bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bütün bunlar tesadüf mü yoksa gerçekler mi? Bilmiyorum. Farkında mısın? Biz ne zaman bir şeyin peşine düşsek hep karşımıza bir engel çıkıyor. Al. Şimdi de bu yangın. Vallahi aklımı kaybedecek gibi oluyorum. Miran. Seni böyle görünce ben çok üzülüyorum. Öyle bazen elini tutuyorum. O mutlu anlara dönüyoruz. Gözlerinin içine bakıyorum. Geçecek Miran diyorum. Birlikte atlatacağız her şeyi.
Ben bundan hiç vazgeçmeyeceğim Miran. Sen de geçme. Ama babaannen hep geçmişi anlatıp zehirliyor ya seni. İşte o zaman yine o 5 yaşındaki öksüz çocuğa dönüyoruz. Ben seni o zaman bulamıyorum. Konuşamıyoruz. Sarılamıyoruz bile birbirimize. Beni çok üzüyor Miran. Ne olur izin verme. Babaannenin seni o öksüz çocuğa çevirmesine müsaade etme. Deniyorum Reyhan bak, gerçekten deniyorum. Ben de çok istiyorum. Ama benim o çocuğu ikna edebilmem için ilk önce gerçeklere ulaşmam lazım. Yok. Sen yine de hep benim yanımda ol, tamam mı? Ben hep senin yanında olacağım. Bir eve uğrayalım. Ben evden çıkarken anneannenin halini bir görseydim perişan oldu kadın. Endişelendi senin için. Bir görsün içi rahatlar. Sonra yürürüz. Tamam. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Sen sakla, sen koru ya Rabbim. Yeter. Dönüp durma, başımı döndürdün. Sen öyle dönünce Daz'la haber almayacağız. Asıl senin bu rahatlığına yeter anne. Hiç mi korkmuyorsun başlarına bir şey gelecek diye? Gelmeyecek, merak etme. Kara haber tez duyulur derler. Kötü bir şey olsaydı çoktan öğrenmiş olurduk. Kara haberin kendi de geldi işte. Hadi. Hani torunlarım nerede? Miran nerede? Babaanne bir şey söylesene. Elif nerede? Can veremeyeceksin Azize. Bu yatağa yatacaksın. Al canımı diye yalvaracaksın Allah'a ama can veremeyeceksin. Bunca kötülüğe öyle kolay kolay teslim olmak yok sana. Fırat. Bir şey söylesene, delirdim meraktan. Neredeler? Elif gelmek için intikamdan vazgeçmesini şart koştu büyük anaya. Çok kötü oldu gönlüm. Amcanla Dilşahan'ın başına gelenleri haykırdı oğlu orta. Miran çok kötü oldu. Dilşah mı dedin sen? Kabul etmedi Elif'in şartını büyük ana. Orada bıraktı Elif. Arkasına döndü yürüdü. Vay Azize vay vay. Seni az bilmişim. Sen çokmuşsun. Pek çokmuşsun. Kötülüğünün, gaddarlığının hududu yokmuş demek. Kendi canına bunu yapan başkasına neler yapmaz ki? Elif'ten vazgeçtiysen benim kardeşimden de vazgeçersin sen babaanne. Yeri gelir onu da intikamı için kullanırsın. Elif babaannemin en kıymetlisiydi. Göz bebeğiydi. Demek ondan bile vazgeçti ha? Babaannem Elif'ten vazgeçti. Miran'dan da. Demek intikamı söz konusu olunca gözünü kırpmadan hepimizden vazgeçecek. Fırat, hata yapıyorsun. Reyhan'ın peşinden giderek kendini tehlikeye atıyorsun. Ya sana da bir şey olursa? Onun da bu Fırat sevgisi beni öldürecek. Sen her zaman bana gerçek bir kardeş oldun Gönül. Öyle değil miyiz gerçekten? Kardeş olmamız için illa kan bağı mı lazım? Öyleyiz.
yaptığımı sen de çok iyi biliyorsun. O yüzden benim için kaygılanmanı istemiyorum. Anlaştık. Pek çok şey var bu konakta. Bilmek de istemem Azize'nin karanlık işlerini. Beni rahmetli kızım, bir de torunlarım alakadar eder. Fırat oğlum ne demek istedi? Dilşah annenin başına gelenler derken? Evet. Dilşah Hanım çok genç yaşta rahmetli oldu ya. Onu demek istedi herhalde. Peki Gönül, o niye babaannem intikam için Miran'dan vazgeçti dedi? Şükran Hanım, yani bunları cevaplamak benim haddime düşmez. Miran zamanı gelince size her şeyi anlatacaktır. Ama siz merak etmeyin. Miran'a bir şey yapmaya kimsenin gücü yetmez. Siz bunu bilin yeter. Peki, hadi. Hadi git. Göreceğim. Kaç defa.
ettim. Ne ettim de gözüne düştüm. Ne ettim de yandım böyle defalarca. Allah'ım mendesiz aşk gibi bıraktım. Bir elifim vardı elimde. O da benden geçti. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Ben nasıl yandım bilmiyorlar. Ciğerin annesi nedir bilmiyorlar. Mezarım nerede bilmiyorlar. Bir garip evladım. Anam aldım benden. Babam aldım. Kardeşlerim, sevdiklerim. Sevdiğimden ayırdım beni. Beni ben kaç kere sınamak çekeceksin Allah. Kaç kere. Bir gün bu acıların sebebi dinlenecek. Dinlenecek. O zaman diyecekler ki sen ne yaşadın böyle Aziz? Sen ne yaşadın böyle? En sağır kulaklar duyacak. Kör gözler görecek. Hak verecekler. Hak verecekler. O günü bana sakin göster Allah'ım. Sakin göster Allah'ım. Esma beni götürmeyin. Ben götürmeyeyim Esma. Yapanlar yaptıklar bilmiyorsa götürmeyeyim Esma. Çok yalnız. Bu dünyanın en yalnız insanı ben. Yok sen yalnız değilsin. Yalnız değilsin. Abartık vazgeç. Yalvarırım vazgeç şu intikamından. Nasıl vazgeçeceğiz? Sen gerçekleri biliyorsun. Neler yaşadım biliyorsun. Hep yanımdaydın. Hep yanımdaydın. Ama benim büyük yanlışı sana yaptım Ezra. Hem büyük yanlış. Ama sen beni anlarsın değil mi Esma? Anlarsın beni değil mi? Benim bir tehditim bile seni bana düşman etti. Bir de benim yaşadıklarımı düşünürsün. Belki beni affetmez. Ama belki anlarsın. Anlarsın değil mi? Sen torunlarımı bana bağışla. Sen şu kapıdan selametle sok onları ya Rabbi. Amin. Allah ne? Reyyan. Allah'ım şükürler olsun. Amcan başından vurulmuştu. Bir kan gölünün içinde yatıyordu. Elleri ayakları bağlanmıştı. Dövüşememiş, kaçamamış belli ki. Ötede yengen yatıyordu.
elbiseleri var. Anam gibi kokuyorsun. Sen de öyle kokuyorsun yavrum. Yıllarca hasret kaldım sana. Ne oldu oğlum? Gel gel otur. Anlatmayacak mısın? Dediler ki Azize intikamından vazgeçmemiş. Seni bile harcamış. Ne intikamı bu? Kimden, kimden intikam almak istiyor bu Azize? Bir de dediler ki annenin ölümü... Neneciğim. Sana zamanı geldiğinde her şeyi anlatacağım, tamam mı? Sen benden duymadığın sürece kim ne derse desin inanma. Buna biraz zaman ver. Biz şimdi bir üstümüzü değiştirip Reyhan'la yürüyeceğiz biraz. Sen merak etmişsindir diye bir senin yanına gelelim dedik. Gel sen de katıl bize, ha? Kaç gündür şu odaya sıkışıp kaldın. Hem sana da hava değişikliği olur. Yok yavrum, yok. Siz gidin. Ben zaten zor yüzüyorum. Yorgunum da biraz. E tamam, arabayla gideriz. Yok, siz ikiniz gidin evladım. Ben sizi böyle karşımda iyi gördüm ya, o bana yedi. Birbirinize sahip çıkın hem. Hem. İyi tamam. Sen dinlen o zaman. Biz de çok geç olmadan geri geliriz. Gel. Yavrum. Ay. Rabbim sizi bu dünyada da ahiretimde de ayırmasın inşallah. Yavrum, yavrum. Allah'a emanet olun yavrum. Sen de annem, sen de. Sen de. Hoş geldiniz. Allah Allah ya, sanki çocuk oyuncağı işte ya. Harun. Babacığım. Oğlum sen gitmedin mi? Estağfurullah. Allah Allah. Bu yine niye gelmiş ki? Bir de babam oğlum demez mi? Babalar nerede? Onlar gittiler de ben gitmedim. Yani daha doğrusu Yaren arayıp da olanlara haber verince... ...hem Sözlüm'ü hem de sizi yalnız bırakayım istemedim. Nasılsın anneciğim, öpeyim? İyi diyoruz, soran olursa. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ayağım kaldım burada böyle. Hadi gel gel. Cihan'a! 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 Ana, hoş gelmişsiniz. Melike! Gel kızım, ne diyeceksin haydi. Şey, Nasuham salonda bütün aile gelsin dedi. Bir şey diyecekmiş. Tamam, yürü. Hadi gidelim, bekletmeyelim. Haydi. Oğlum sen de gelsene. Aile denmiş babacığım. Yani belki özel meseledir. Ben burada beklerim, sıkıntı değil. Lütfen siz buyurun. Oğlum sen bizim ailemizdensin artık. Haydi. Sağ olun, sakın beni yanlış anlamayın. Ben de sizi ailem gibi görüyorum. Fakat Yaren'le henüz nikah yapmadığımız için... ...yani nasıl olur, rahatsız olur diye dedim. Oğlum bizde ayrı gayrı olmaz. Madem baba diyorsun, baba lafı dinle. Haydi yürü. Hadi, hadi, hadi siz babamı bekletmeyelim, haydi. Haydi. Harun. Vallahi bravo. Bu kadar yalakalık bir bünyeye ağır gelir ama... ...maşallah sen sindirebilmişsin. Eyvallah. Delireceğim yeminle ya.
delirip bunu mu olsam adamdan sayıp bana ceza verecekler. Yaren sakin ol. Sakin ol. Düşündüm, taşındım. Bir karara vardım. Bu kararı bildirmek için sizi buraya topladım. Ne konuda baba? Azat'ın düğünü. Madem Şadoğulları olarak bir düğün yapacağız, o zaman bu düğüne Midyat'ta herkesi çağıracağız. Ben düğün istemiyorum dede. Sen kararını verdin. Evlendin. Düğün hepimizi ilgilendirir. Sen bir Şadoğlusun. Benim de tek erkek torunumsun. Mustafa dedenle konuştum. İki ailenin şanına yakışır bir düğün yapmak bizim boynumuzun borcu. Ah, bir siz eksiktiniz. Çok iyi olmuş baba. El birliğiyle yaktık çocuğun başını. Elif de ben de düğün istemiyoruz. Kararımız kesin. Daha da üstüme varmayın. Elif, haydi. Babacığım, tabii siz daha iyisini bilirsiniz de... duydunuz işte, çocuklar düğün istemiyorlar. Hem zaten bu kış günü koca Midyat'ı nerede ağırlayacağız? İsterseniz baharı bekleyelim. Hem o zamana kadar da bunların ne olacağı belli olur. Olacağı mı kaldı? Nikah kıyıldı. Evlendiler. Bitti. Ben kararımı verdim. Düğünü burada değil, çiftlikte yapacağım. Araziye kıl çadırlar kurduracağım. Ateşler yaktıracağım. Aş arabaları getirttireceğim. Kurbanlar kestireceğim. Midyat, Midyat olalı böyle bir düğün görmedi diyecekler. Sen de davul zurnacıyı ayarlarsın. Yarın gece Şadoğulları'nın düğünü var. Şimdi gidin o deli bozuk oğlunuzla konuşun. Derneğimizi bozacak bir davranışta bulunup benim tepemin tasını attırmasın. Ben gideyim biraz ata bakayım. Baba. Ha. İyi düşünmüşsün. İyi düşünmüşsün de bu Azize Karası intikamından vazgeçmiyor. Vazgeçmezse vazgeçmesin. O kim? Cihan, bu lafı gelininden de duydum. Bir daha senden duymayacağım. O düğün yapılacak. Azize Karası'nın intikamından korkan onun gibi beter olsun. Tamam baba, tamam. Sen ailenin büyüğüsün, ne dersen o. Elif bak, ben içeride öyle dedim ama sinirlendim. Yani eğer sen düğün istersen... İstemem. Benim öyle illa düğün olsun diye bir beklentim yok ki. İstersen söyle, tamam, çekinme yani. Bu senin hakkın, sen de yani ben... Yapma Azat. Ne olursun. İstemediğin hiçbir şey için kendini mecbur hissetme. Benim için en güzel düğün babaannemin bu intikamdan vazgeçmesi olurdu ama olmadı. Hem bizimkisi öyle düğün de kutlanacak mutlu bir masal değil ki. Atası sülalemize... Damlası oğluma dert. Nereden girdik biz bu işe? Üşüdüm. Hadi içeri geçelim. Yok. Sen git. Ben böyleyim. Soğuk bana iyi geldi. Peki. Sen dur.
Elif. Ben seninle bir konuşmak istedim kızım. Tabii buyurun. Kızım sen bu eve ilk geldiğinde ben sana ne dedim? Her şeyi açık açık konuşacağız dedim. Bak gel öyle yapıyorum. Demin içeride düğün istemiyorum dediğini duydum. Yok. Ben de istemiyorum. Sen şimdi akşamdan sabaha ne değişti diyeceksin. Bak kızım. Biz senin Azat'la evlenmene bu iki aile arasındaki düşmanlık bitecek diye müsaade ettik. Ama babaanneni görüyorsun, duyuyorsun. Madem bu evlilik bir işe yaramayacak, o zaman devam etmesine de lüzum yok. Zaten Azat sana elini bile sürmedi. Nasıl yani? Anlamadım. Bak şöyle kızım. Olmadı. Siz iyi bir şeyler yapmaya çalıştınız, denediniz. Ama olmadı, olmayacak. En iyisi sizin Azat'la bir an önce boşanmanız. Yoksa... Anne! Sen ne dedin farkında mısın? Ne öyle işimize yaradı, al işimize yaramadı, koy kapının önüne. Bu mu senin anladığın, bu mu insanlığın? Azat sorun değil, biz sadece... Elif sen karışma. Sen nasıl böyle bir şey söylesin anne? Oğlum sen beni yanlış anladın. Bak hal böyleyken bu Azize ikinize de rahat huzur vermez. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Hadi Elif gidiyoruz. Azat yani sorun değil, biz gerçekten sadece konuşuyorduk. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Ne yapacaksın ana? Elif'i yollayana kadar peşimizden mi geleceksin? Bir daha sakın böyle bir şey yapmaya kalkma. Şu salonda söylediklerini unutma sakın. Hadi Elif. Oğlum. Azat. Ondan. Ne oluyor bunlara? Nereye gidiyor bunlar kaçar gibi? Olanlardan daralmışlar biraz baba. Dolaşmaya çıktılar. Müsaadenizle ben de Yaren'i kahve içmeye götürebilir miyim? Hem belki Azat abimlere yetişiriz, birlikte çıkarız. Doğru olmaz. Yani sonuçta yeni evliler. Hem benim işlerim var. Düğün olacak ya. Yani abimin düğünü. Çekinme kızım. Sözündür, gidin bir kahve için. Geç kalmadan da dönersiniz haydi. En iyisi kahveyi ben burada yapayım. Hep birlikte burada içelim. Hem onları da rahatsız etmemiş oluruz. Ben de mutfak önünde oturayım, taşımasına yardımcı olurum. Ya tamam oğlum haydi, haydi. Haydi. Handan. Bak bu Azat'ın gidişi gidiş değildi. Senin de halın hal değildir. Yoksa... Kızı tek başına yakalamışken geleyim konuşayım dedim. Bunu duyan Azat da anasını haşladı, olan budur. Ya Gülüm ben sana ne dedim ya? Ya Can sen de benim üstüme gelme Allah aşkına. Bak ağlayacağım şimdi şurada ya. İlk günden düşman ettik oğlanı kendimize. Ne bu intikam bitecek, ne Azat merhametinden bu kıza git diyebilecek. Elimizde gözü dönmüş nur topu gibi bir Azize kaldı, hayırlı olsun. Bak anne, Gülüm. Bu konuyu kapatacaksın artık. Bu işin dönüşü yok. Bu kız bizim gelinimizdir. Bitti. Bu konu hakkında da kimseye tek kelime etmeyeceksin. Bak içeride babama söyleyeyim dedim. Öfkeden köpürdü vallahi. Sen de artık kimseyle konuşmayacaksın. Ya o Azize karısı geldi buraya tek başına şovunu yaptı gitti kendi çapında. Ben buradayım ya. Bak o bizim ailemize de çocuğumuza da dokunamaz. Tamam. Tamam, haydi sıkma canını Gülüm. Üşüyeceksin ha, fazla dışarıda durma. Yok Cihan, yok. O iş öyle olmayacak. Ben oğlumu hiç kimse için Azize'nin önüne yem diye atmam. Bulacağım bir çaresini. Yapacaklarmış.
öldüğüm yerde benim torunumu telli duvaklı gelin edeceksin anasın. Esma ama mahalleye zinciri gelmiş, gitsek ya. Anne binebilir miyiz ne olursun? Elif'i de götürelim. Ben de bineceğim. Miran, ne oldu? Zincirli, biz küçükken de mahalleye gelirdi. Babaannem bilmemize izin vermezdi ama biz Esma'yı rahat bırakmazdık. Elif'i de götürmek isterdik, yollamazdı düşürsünüz diye. Biz de gizlice alıp hep beraber binmeye giderdik. Elif, Elif'i bir görsen, öyle korkudan gıkı çıkmadı. Biz de zincirliğin üstünde birbirimizi yakalamaya çalışırdık. Gördün mü? En darlandığın zaman da güzel bir hatıra geliyor aklına. O zaman da mutlu olduğun anlar varmış. Şimdi aklına geldiyse vardır bir hikmete, değil mi? Gel. Amca! Ayan! Amca dur! Ayan, ayan nereye? Sevindirmeye. Zincirlere sığmayan o deli sevdalardan, kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan, kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan, yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesi bize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler kimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesi bize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler kimize. Uzanıp yüreğimi ateşin eride yıldızları tek tek yapacağım. Sarılıp güneşlere, sevgimize göklerde mavi mavi taçlar takacağım. Ne olursun haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler. Kaptan yoruldu. Değişiklik yapıyoruz. Hacı gel. Bütün çocukların gönlü olana kadar, tamam mı? Tamamdır abi. Tamam. Gönlü olalım. Ben de zincirlere sığmayan o deli sevdalardan, kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan, kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan, yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler kimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler kimize. Thank you.
yıldızlardan. Bakalım Gülhan Hanım, dünyadaki hadi. Nesli bilse. Oradaki sevgililer senin birer birer gün olur erişirler kimse. Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan. Bakalım dünyadaki nesli bilse. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler kimize. Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan. Bakalım dünyadaki nesi bize. Oradaki sevgililer... Lan neyin iyi geleceğini hep bilmek zorunda mısın? Sen söylüyorsun en iyi geleceğini. Bazen konuşarak, bazen de böyle göstererek. Acıktın mı? Çok acıktım. Babayı bir çorba içmeye gidelim mi? Ha? İçim ısınır. Olur. Sonra da anneannemin yanına uğrarız. Çıkmak istemedi ama belki fikrini değiştirmiştir. Hatta alıp köye mi gitsek onu? Gerçekten mi? Hı. Ha, çok güzel olur. Ne kadar güzelmiş burası. İçinde hiç acı yaşanmamış evler gibi. Huzurda. Öncesini çok bilmiyorum. Ama vakti zamanında burada bir yangın yaşanmış. O yüzden dedem pek sevmez burayı. İşte babaannem konağı elimizden aldığına gelip kaldık ama hepsi o. Ben bir eve geçip bakayım eksik yedik bir şey var mı diye. Seni buraya getirdim ama yani burada kalmak istemezsen hani bizimkiler orada seni bunaltıyorlar diye. Yok. Burası sakin, sessiz. Sorun yok. Annemin söyledikleri. Evet, biz bu evliliği aileleri korumak için yaptık. Bir şey de söylemez ya. Ben seni annemin yanında konuşturmadım. Ama eğer sen de aynı sebepten bu nikahı bitirmek istersen... Eğer sen de öyle düşünüyorsan... Ben değil. Sen ne düşündüğün önemli. Şimdi konuşmasak. Bana biraz zaman versen. Yani biliyorum düğün hazırlıkları yapıldığı için çok fazla vaktimiz yok ama... Yok tamam, haklısın. Sonra konuşuruz. Ben seni öyle severken nasıl gideyim Azat? Ama nasıl kalacağımı da bilmiyorum. Konuşmuyorsun ama onunla konuşabilirsin. Ben senin mutsuz olmana izin veremem Elif. İstediğimi bulmam lazım. Oğlum ben... Anneanneciğim, itiraz etmek yok. Bak sen burada böyle tek başına kalınca bizim aklımız kalıyor. Sen seçim etsin bir yarın. Gel bir yemek yiyelim sonra da belki köye gideriz. Pardon. Azat abi. Reyhan, ben sana bir şey diyeceğim. Yani bir şey isteyecektim senden. Ne oldu, bir şey mi var? Elif iyi mi? Yok yok, Elif iyi, iyi. Bir şey yok, merak etme.
senden Elif'le konuşmanı isteyecektim. Yani sen seviyor, seninle konuşabiliyor. Siz neredesiniz? Çiftlikteyiz. Tamam, ben Elif'le konuşurum da... hem daha önce Miran konuşmaya çalıştığında... Senin söylediklerini sen de duydun. Belli ki biz bu evlilikte hiçbir şey değiştiremeyeceğiz. Elif belki de ayrılmak istiyor. Ama bana bir şey söylemiyor. Sen gelip konuşsan... Reyhan... ben Elif'in üzülmesini istemiyorum. Tamam, tamam, geleceğim ben. Azat abim Elif'le konuşmamı istiyor. Evlilik konusunda onunla konuşamadığını düşünüyormuş. Tamam. Merve vermiş, gidip konuşalım bakalım. Yani ben yine huzursuzluk çıksın istemiyorum. Elif de istemez. Sen belki senin yanında rahat edemez, konuşamaz. Reyhan, sen Elif'le yalnız konuşursun ama ben yakınınızda bekleyeceğim. Yalnız gideceğim Miran. Hadi Reyhan, neredelerini şu yolda söylersin, çıkalım. Ben anneciğim, biz bir çıkıp geleceğiz. Sen o sırada hazırlan, tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi. Hadi Allah koru ya Rabbi. Ya Resulallah. Azat abi. İyi misiniz? Elif nerede? İçeride. Koruyamadın değil mi kızı? Ha? Eziyet ediyorlar orada. Ulan ne dedin tepe seni getirdin? Ulan. Abi. Reyhan. Elif. Biz seninle konuşmaya geldik. Burada olduğumuzu nereden biliyorsunuz? Ben söyledim. Ben Reyhan tek gelecek sanıyordum da. He. Kocası varken buraya tek başına gelecekti. Ben kardeşimi senin eline bırakacaktım burada. Ya şu hayal dünyandan bir çık Azat Efendi, çık çık. Öyleyse niye geldin abi? Kavga etmeye mi? Ben burada babaannem intikamından vazgeçmiyor diye kahrolurken... sen burada Azat'a olan öfkenden bile vazgeçemiyorsun. Elif, ya ben gerçekten anlamıyorum. Ne oldu böyle? Ha? Ha ne oldu da bir anda böyle senin? Miran, tamam. Hele biz seninle Gülistan'la yürüyelim mi? Konuşuruz. Hava kararıyor. Yağmur da var zaten. Geçin içeride konuşun. Soğuk dışarısı. Ben beklerim burada. Ama ben beklemem. Hadi abicim içeri. Konuşup halledeceğiz meseleyi. Gel. Ya yan yana duramayacak kadar birbirinizden nasıl bu kadar nefret ediyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. Ben... biz ne yaparsak yapalım bu nefretin kökü kurumayacak değil mi? Normal insanlar gibi olamayacağız biz hiçbir zaman. Söyle abi. Sen buraya neden geldin? Peki ya sen? Sen neden aradın Reyhan'ı? Biz konuşunca ne değişecek? Biliyorum Reyhan. Azat bu evliliği bitirmek istiyor. Ama eğer onu birazcık tanıdıysam... o da kendi söyleyemez. Benim söylememi bekliyor. Sen Azat abimin böyle düşündüğünden nasıl bu kadar eminsin Elif? Bugün... Handan Hanım bana... eğer bu nikah babaanneni durdurmayacaksa... bozalım dedi. Azat da bunu duydu. Annesine tepki gösterdi. Sonra da beni alıp buraya getirdi. Konuştuk. Biz bu evliliği ailelerimizi korumak için yaptık. Ama işe yaramadı. İstersen vazgeçebilirsin dedi. Bilmiyorum işte. Kendisi söyleyemiyor. Benim ona söylememi bekliyor. Sen ne istiyorsun peki? Babaannem bu intikamından vazgeçmeyecek. Biri sevmeyen birini bana bağlı tutmak
Onu özgür bırakma. Bencillik. Bencillik değil mi? Ben böyle bir şey yapamam kimseye. Ama işte çok seviyorum bunu. Sırası mı şimdi çay demlemenin? Sırası mı var çayın? Canım sıkıldı, susadım. Çay içeceğim. Çay öyle mi demlenir? He? Ağzına kadar doldurdun çayı, ver şunu. Suyu nereye koyacaksın? Bırak. Ne bileyim, hayatımda çay mı demledim? Çok diyorsan sen yap. Belli. Çay böyle demlenir. O suyu kaynatıp koyacaksın. O kadarını biliyorum. Al işte o kadar. Attın tuttun, sen de başaramadın. Ha sen başardın değil mi he? Elif'in üzerinden benden intikam almayı başardın. Herkes kendini mi sanıyorsun değil mi? Yaptığımız her hareketi kendi zihnindeki gibi değerlendiriyorsun. Sen benim aileme o kadar zarar verdin. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Yaptın! Yaptın! Reyhan'ın intikamını benden aldın. Çünkü Reyhan benim yanımda, beni seviyor. Evet seviyor. Babaannesinin yalanlarına alet olup ailesine zarar verecek bir adamı seviyor maalesef. Biz senin gibi Elif'le yıkmak için değil, yapmak için bir araya geldik. Senin verdiğin zararları onarmak için. Senin Reyhan'a yaptığın hiçbir şey yapmayacağım ben Elif'e. İstediği zaman çıkıp gidecek. Kes lan kes! Yalan konuşma! Sevmiyorsun onu. Sırf benden intikam almak için Elif'le beraber oldun. Şimdi de arkanda kırılmış bir kalp bırakacaksın değil mi? Ha çok biliyorsun değil mi sen? Çok biliyorsun. Ya ne yeter ya? Doğru ya. Yeter ya, yeter! Elif. Abi yeter! Bari sen yapma. En azından ailemle bir kişide şu nefreti görmeyeyim, yeter! Elif, tamam bak. Değil! Nefretinizden, kavganızdan bıktım. Bari Reyhan'a rağmen yapma abi. Bari Reyhan'a rağmen babam benim gibi olma. Görmüyor musun işte? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sadece biz yanıyoruz. Elif, tamam abiciğim biraz sakinleş konuş. Hayır! Babaannemin düşmanlığından nefret ediyorum. Acılarımız dinsin diye başka birisinin canını almak ne demek bilmiyorum. Dün o lanet intikamı seçip giderken bir kez daha anladım abi. Bizi babaannem bu hale getirdi. En çok da seni. Elif, bak bilmediğin şeyler var. Artık bilmediğim bir şey yok. Hepiniz bir şeylere inanmışsınız, tamam. Ama abi bana şunun cevabını ver. Geçmişte yaşanan şeylerin bedelini neden biz ödüyoruz? Amcam, Dilşah yengem, onlar bizim şu anda bu halde olmamızı isterler miydi? Bu kadar mutsuz olmamızı isterler miydi? Bu kadar nefret dolu olmamızı isterler miydi?
Babaannemin bize yaptıklarını yaparlar mıydı? Kıyabilirler miydi bize? Elif, o kadar basit değil. Basit abi, basit. Reyhan'a bak. Babaannem olmadığı zaman nasıl mutlu oluyorsunuz? Hayat ne kadar güzelleşiyor, kolaylaşıyor değil mi? Artık ne olur kabul et ve bırak şu öfkeyi. Çünkü ben hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Çünkü ben mücadele etmeye devam edeceğim. Elif. Bunlar evlenmiyor. Öyle ya da böyle evliler. Çok da iyi iki arkadaşlar. Ateşmek mahşerde nasıl? Şimdi hesaplaşma vakti. Sadece seninle de değil. İsyan eden herkesle. Her şey tamam mı? Tamamdır hanım. Siz bu hale getirdiniz. Şimdi herkes adaletimden payına düşeni alacak. Herkes ettiğini çekecek. Ben etmeden çektim. O yüzden hepinizden hesap sormak benim hakkım. En yakınımdakinden en uzağımdakine kadar. Hepinizden. Çünkü bu dünyada insanlar yaptıklarını unutup sadece kendilerine yapılanları hatırlar. Ben de hatırlıyorum. Hem de hepsini. Yaptığımı da, yapılanları da. 50 yıllık kıştan çıkıp geldim ben. Yediğim ayazı unutur muyum? Bu işler hafiflesin. Düğünümüzü yapacağız Ayşem. En güzel yerde yapacağız hem de. Burada yapsak olmaz mı Nasuh? Biz birbirimizi burada bulduk. Hem benim için en güzel yer bu çiftlik. Yaktığın yerde yanarsın. Yaktığın kadar yanarsın. Adalet istiyorsun değil mi? Düşmanlığıma adalet istiyorsun. Neden diyorsun? Bu
Bu kadar da fazla diyorsun. Sen de yaptıklarını unuttun. Kendine yapılanları hatırlıyorsun sadece. Ama hepsini hatırlayacaksın. Unuttuklarını sana hatırlatmaya geliyorum. Hesabını sormaya geliyorum. Neyim varsa almaya geliyorum. Torunumu da, intikamımı da. Madem bu evlilik ailelerimizi korumaya yaramayacak, o zaman bence en doğrusu bitirmek. Elif. Zaten bir şey demeyecek misin? Öylece susacak mısın? Ya Reyhan, ben Elif'in üzülmesini istemiyorum. Ya hadi hadi. Diyeceğini dedi, ne diyecek? Ben kardeşimin daha fazla üzülmesini istemiyorum. Onu da bu herifle bırakmayacağım. Gel Elif. Ona sen karışmayacaksın. Abi ben seninle gelmiyorum. Elif, benimle dönüyorsun. Sonrasına bakacağız. Gel buraya. Abi. Sen Elif'e ne yapacağını söyleyemezsin. Ben daha diyeceklerimi bitirmedim. Ya senin diyeceklerin beni hiç ilgilendirmiyor. Tamam mı? Ben kardeşimi de karımı da alıp buradan gideceğim. Elif hadi. Milan dur. Onlar konuşup halletsinler. Ne yapacaklarını onlar karar verecek. Sen değil. Reyhan, bu herifin söyleyeceği hiçbir şey benim fikrimi değiştirmeyecek. Ya nereden biliyorsun? Daha dinlemedin bile. Ben seni hiçbir şeye ikna etmek zorunda değilim. Anladın? Reyhan konu kapandı. Gidiyoruz. Nereye gidiyorsun ya Elif? Bırak Elif'i. Reyhan? Reyhan ne yapıyorsun? Oturun. Herkes otursun. Bu konu hallolmadan buradan kimse bir yere çıkmayacak. Evlilik bu. Çocuk oyuncağı değil. Reyhan. Amacı ne olursa olsun oyuncak değil. Oturun haydi. Allah Allah. Ay ne oluyor? Tamam bir şey yok, bir şey yok. Elektrikler kesiliriz. Geç otur sen, ben şuradan bir zoom falan bulayım. Dur. Tamam gel şimdi. Şansa bak ya. Ne oluyor? Elif. Ozan. Beteğinden uzak durun. Ne oluyor ya? Kimse kıpırdamasın. Yok. Sen kontrol çek. Kontrol çek. Sakın kıpırdama. Kapıyı aç Mirak, kapıyı. Reyhan ne yapıyorsun? Reyhan. 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 Çek. Reyhan, çek. Kitle bu. Kitle anında nerede? Dur şurada getiriyorum. Azat. Beyler!
öldüğüm toprakta dirilemesin lazım. Benim mezarımda düğün yapamaz. Ömrümü çiğnedin ama mezarımı çiğnetmem.